Faruk Bey, artık sizi bar konusunun önüne alabiliriz. Çünkü yayınımıza başlarken özellikle Aralık ve Ocak ayında bazı önemli gündem başlıklarımız olduğunu söylemiştik. Onlardan en önemlisi şüphesiz ayın 11'inde ilk toplantısı gerçekleştirilen asgari ücret tespit komisyonunun toplantı süreci. 18'inde miydi ikinci Doğru, toplantı? Süreç nasıl pazartesi günü. işleyecek? Asgari ücret ne olacak? Hangi maaşlara ne gibi zamlar gelecek? Hangi parametrelere göre bu zamlar belirlenecek? Bunu Biraz konuşmaya konuşalım. başlayalım. Değerli Aslında bir misafirlerimizin de sorularını açacağız. Aralık-Ocak takvimini de çıkarttık. Hani bu 2 ay aslında herkes için çok önemli. Çalışan, çalışmayan, ev hanımı, işsiz, kim varsa memur, emekli, asgari ücretli işçi. Dolayısıyla bu 2 ayda önemli kararlar da alınacak. Bir tanesi asgari ücret bu ay işte 18'inde ikinci toplantı. Sonra belki bir hafta içinde de bir üçüncü toplantı yapılıp sonra da rakamı öğreneceğiz. İlk bölümde de hani onu 20'sinden sonra aralığın 20'sinden sonra öğreniriz diye düşünüyorum. Çünkü orada bir uzlaşı olacak gibi görünüyor. İş adamlarını, iş dünyasını temsilen giden TİSK de zaten 3-4 toplantıdır. O uzlaşıya katkı yapıyor. Öyle gözüküyor ki orada bir uzlaşıyla bir rakam ortaya çıkacak. Şimdi 18-25 Aralık asgari ücret belirlenecek. O süreci zaten takip edeceğiz. Biraz sonra da ne olabilir belki biraz konuşuruz. 25-29 Aralık'ta herkesin beklediği bu çalışan emeklilere de verilecek 5.000 lira ikramiye meselesi muhtemelen mecliste görüşülecek. Niye 25'i seçtik? 25'inde bu bütçe görüşmeleri bitecek. Ondan sonra kalan o torba yasadaki işte bir 40 küsür madde onlar görüşülmeye başlayacak. 31 Aralık'ta hesaplı borçlanma için son tarih dedik. Çünkü bu emeklilik için borçlanmak isteyenler bu aralığın son tarihine kadar, son gününe kadar mutlaka başvurularını yapsınlar. Çünkü 1 Ocak itibariyle en Asgari az ücret, %37 yani asgari ücret kaç, yüzde kaç artarsa artsın ödeyeceğiniz para artacak yani. Bir sıfırdan her zaman büyük. Dolayısıyla burada para ödemek de gerekmiyor. Siz E-Devlet'ten başvurunuzu yaptığınız zaman işte %40 civarında bir artış olursa 70 bin lira civarında bir para kalıyor sadece askerlik borçlanması için. Dolayısıyla aralığın sonuna kadar bu uyarıyı yaptık. 1 Bu Ocak'ta yeni söylemiş asgari ücret. olduğunuz şey çok önemli. Yani bazı Evet, önemli. izleyicilerimiz diyor ki benim şu anda param yok, borçlanma yapamam, nasıl yapayım? Ama belki başka bir imkan oluşur takip eden günlerde, değil mi? O yüzden Şöyle oluyor oradaki E-Devlet süreç. üzerinden siz borçlanma başvurusu yapıyorsunuz. Tabii. Zaten bir ay sonra falan size Tebligat ödeme geliyor. tebligat O geliyor. da O zamana kadar iki vaktiniz ay var. süre Belki daha veriyorlar ödemek için. bazı kaynakları elde edebilirsiniz, borç alabilirsiniz. Tabii. Belki kredi çekme durumunuz olur. O borçlanmayı daha düşük bir maliyetle yerine Yaparsınız. getirebilecek belki imkanlar oluşur. O Doğru. yüzden her halükarda E-Devlet üzerinden başvuruda bulunmakta fayda var. Fayda. Tebligat Hani geldiği zaman da paranız varsa bu borçlanmayı yaparsınız. Yoksa da yapmazsınız. Hiçbir Yapmadığınız problem zaman da olmaz. zaten başvurunuz iptal olur. Tekrar hakkınız kaybolmuyor. Ama o başvuruyu E-Devlet'ten kolayca yapalım ve bekleyelim. Yani zaten 3 aylık bir süre kalıyor. Şimdi 1 Ocak'ta yeni asgari ücret yürürlüğe girecek. Biraz Yani bekleyelim arkadaşlar. 1 Birazdan Ocak'tan geçeriz onu. itibaren başlayacak. Birçok arkadaşımız işte peşin alıyorsa Evet, o lütfen. tarihte alacak. Bu 5 bin peşindeyse. liraları ne zaman ödeyecekler mi çalışan Yani ben emeklilere? işte 25 ile 29 Aralık arasında bu yasanın çıkacağını düşünüyorum. Ondan sonra yürürlüğe girecek Yani zaten. Aralık ayı içerisinde alabilecek miyiz? Ocak'ta mı alırız? Ocağı da kalabilir diye düşünüyorum. Yani ama aralığa yetişirse de güzel olur. Yeni yıla Ne zaman emekliler alacağınız 5 değil bin de nasıl liraylık. harcayacağımız önemli komutanım. Nasıl harcayacağımız Sizi artık burada bizim bekleriz. kontrolümüzde değil. Kredi kartına gidecek. Belki burada harcarsın. Neticede harcanmış kredi kartına. 1-5 Ocak'ta memur emeklileri maaşlarını alacak ama zamsız alacaklar. Eray Bey Komutanımı sizsiniz. belki biraz ilgilendiriyor olabilir. Zamlar, yani zam farkları biliyorsunuz daha sonra ödeniyor. Bu nasıl hesaplanıyor zam farkı? Şimdi şöyle, bu 1-5 Ocak'ta ödendiği için memur emeklilerine, 3 Ocak'ta da enflasyon belli olduğu için zam oranı belli olmamış oluyor. O yüzden de normal maaş yatıyor. Ondan sonra ne Daha kadar zam ileri tarihte yapıldıysa, alanlar, daha ileri tarihte alanlar, onlar onlar zamlı yetişiyor. alacaklar. Evet, çünkü emekliler peşin alıyor maaşı. Peki ne zaman, bu Ocak ayına yetişir mi? Evet, yetişecek, şimdi onu söyleyeceğim. 3 Ocak'ta enflasyon açıklanacak. Netice itibariyle 6 aylık enflasyon belli olacak ve zam oranları ortaya çıkacak. Bu 3 Ocak'tan sonra hükümet eğer bir refah payı verme kararı alırsa o da hemen yasa çıkıyor ve
İşte 17-26 Ocak'ta SSK emeklilerine yetişiyor. 25-28 Ocak'ta Bağkurları yetişiyor. 15 Ocak'ta da memurları yetişiyor. Hı hı. 1 Şubat'ta da asgari ücret artık hani çalışıp da alanlar açısından zamlı olarak yatırılıyor. Şimdi gelelim asgari ücrete. Evet. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız kadar asgari ücretle kendi maaşlarının da etkileneceğini, benzer oranlarda zam alacağını düşünen vatandaşlarımız da asgari ücrete uygulanacak zamma dair haberi bekliyorlar. Tabii şimdi net olarak öğrenmek için biraz daha bekleyeceğiz. Doğru. Onu anladık ama hangi parametreler var devrede? Siz ne olacağını öngörüyorsunuz? Bunu konuşmamız şimdi lazım. Şimdi asgari ücrete yapılan zam bütün çalışanları ilgilendiriyor aslında. Hı-hı. Netice itibariyle maaşlar yukarı doğru gidiyor. Gelen haberler şöyle. Genel Hı-hı. olarak özel sektörde bilançolar %50 artış üzerine ücretlerde hazırlanıyor. Bunu bir daha söyleyin lütfen. Evet. Bilançolarda özel sektörde %50 ücret artışı olarak bir hazırlık var. Bu önemli. Evet. Bilançolara bu yansımış durumda. Çünkü yani şirketler, özel sektör yeni yılda 2024'te çalışanlarına %50 zam yapmak gibi bir hazırlığı bilançolarında yani bütçelerinde göstermiş geldi. Hani durumda. Bu tür haberler hazırlanırken işte birçok büyük şirketin insan kaynaklarıyla konuşuyor arkadaşlarımız gelen. Tabii. Şu açıdan önemli çünkü bir tartışma var. Bir, beklenti enflasyonuna göre mi yapılacak işte %36 artı 4 puan %40 gibi. Ya da %37.76, %38 çıkıyor 6 aylık enflasyon. O dikkate alınarak 40 ve üzerinde mi olacak diye. Ben 40 ve altındaki bir asgari ücret artışına Recep Tayyip Erdoğan'ın izin vereceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü bu asgari ücret, bu Şubat ayında alınacak asgari ücret olarak düşünmemek lazım. Yılda bir defa alınacak, onu 2024 yılının Aralık ayına kadar insanlar alacak. O nedenle bu verdiğiniz biraz oran çok kıymetli. Beklenti de o yönde. Hı hı. Eğer %50'lik bir artış söz konusu olursa en azından asgari ücretler enflasyona karşı korunmuş. Artı üzerinde de çok bir az bir miktarda da olsa refah payı almış olacaklar. Hı hı. Evet, devam şimdi edelim. Onun matematiğini, Abdülkadir Bey'in söylediği konunun matematiğini göstereyim burada lütfen, rakamlarla. Çünkü bir matematik işliyor. Aslında birazdan bakarız ama son 10 yıla 20 yıla baktım ben. Hep artışlar enflasyonun biraz üzerinde olmuş. Enflasyon asgari ücrette belirleyici bir unsur değil direkt olarak. Mesela emeklinin memurun maaşı gibi değil ama orada çok önemli bir referans oluyor. Tabii geçen yıl işte iki kez artış yapıldı. %107 oranında artırılmış oldu. Bir önceki yıl %97 civarında bir artış oldu. Şimdi orta vadeli programda %65 bekliyor. Yani bir öngörü var %65. Biz oradan bir hesaplama yaptık. %38 civarında 6 aylık enflasyon çıkıyor. Merkez Bankası'nın piyasa anketinde de %68'lik bir öngörü çıktı o anketten. Orada da 6 aylık enflasyon %41 çıktı. Yani burada ortalama %40 diyebiliriz. Demek ki ben diyorum ki en az yani Temmuz'dan Aralık'a kadar 6 aylık enflasyon %38-40 aralığındaysa masadaki pazarlık şu rakamdan başlayacak. 15.735. Yani eğer enflasyon 6 aylık enflasyona bakılacaksa ki ona bakılması lazım. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz söyleminden. Tabii işveren tarafının bu rakamdan başlayacağını beklemeliyiz. Ama siz uzlaşmaya yakınlar. Uzlaşma bu değil. Bu buradan başlayacak pazarlık diyorum. Bu taban. Yani bunun üstüne konuşulacak. Yani 15.735'lerin altında bir şey tarafı da çok daha yüksek bir rakamdan açacaktır pazarlığı değil mi? Yani Abdülkadir Bey'in söylediği %40'ın altına Sayın Cumhurbaşkanı'nın izin vermeyeceği zaten matematikte onu söylüyor. 15.735 lira şu anda 6 aylık enflasyon. O zaman bunun üstüne konuşalım, refah verelim. Peki memurlara bu %65'lik öngörüye göre memurlara %50'lik bir artış yapılacak %49 küsur. Değil mi? Dolayısıyla orada da en yüksek rakam 17.103. Ben diyorum ki 15.735 lirayla 17.103 lira arasında pazarlık devam edecek. Şimdi, ortalaması ne olur? 16.500 olur, 17.000 olur. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman işçiden, çalışandan yana tavır koyuyor. Onun bir dokunuşu olur. 17.500 rakamı da konuşuluyor. Peki. Şimdi 3 formül öne çıkıyor demişiz. %40, %45 ve %50'lik alternatifleri de benim tahminimde işte %40 taban olacak. Onun üstüne bu %50'ye kadarlık bir artış olacak. Tabii işin bir de
işveren Doğru. tarafı var. Yani bu işin bir maliyeti var. Bir istihdamın korunması meselesi var. İşte ihracata önem veriyoruz. Rekabet meselesi var. Netice itibariyle baktığınız zaman bugünkü kurdan yani 700-800 liraya, 800 dolara geliyor işverene maliyeti. Evet. Bu da hani ihracatçı açısından da bir sorun oluşturabilir. Orada da maliyetleri de çıkarttık. Yani %40 olursa 15.962 lira ve 22 bin liranın üzerinde bir maliyet oluyor işverene. %45 artarsa 16.533, orada da 22.854 lira ve %50'de de 23.642 lira. Şimdi tabii biz gözümüzün tabii. önüne büyük şirketleri getiriyoruz ama şu köşedeki lokantadaki 3 çalışan garsonu düşünürseniz bir anda bugün 15 bin lira civarında bir işçinin maliyeti, yani 45 bin liralık maliyet bir anda 70 bin liraya gelecek. Fakat şu olmuyor mu? Yani hükümet işverenin bir takım yükümlülükleri kendi üstleniyor. İşte evet. diyelim ki asgari ücret kadar olan miktarda vergi almıyor. Bu tür şeyler yükleri alabilir mi bir evet. kısmı? Şimdi bir de şu var, hem vergi meselesi var hem de 500 liralık bir katkı var her bir asgari ücret. Her bir asgari ücret. Bu devam edecek, hatta artırılması da zaten konuşuluyor. Evet. Muhtemelen orada da bir artış göreceğiz. Belki asgari ücreti yapılan artış kadar yapılsa 750 lira olur vesaire. Vergiden kazançta aşağı yukarı bugünkü asgari ücrette 800 liranın üzerinde burada 1000 lirayı da geçmiş olacak. Netice itibariyle 2000 liraya yakın bir katkıyı da devlet yapacak. Yani görünüyor ki hükümet taşın altına elini koyuyor. İşçi zaten eli taşın altında. İşveren de artık bir elini taşın altına koyması lazım. Seninle de konuşuyoruz. İşte bugün bu seneki yani bu enflasyonun yüksek olduğu ortamda hem halka açık şirketlere bakın, hem ISO 500'deki şirketlere bakın, ikinci 500'deki şirketlere bakın. Hepsinin karlılıkları enflasyon oranlarının üzerinde olmuş. Yani aslında ürün ve hizmet üretenler kendilerini enflasyona karşı korumuşlar. Ürünlerine ve hizmetlerine zam yaparak. Kim korunmamış? Dar ve sabit gelirli. Dolayısıyla şimdi artık o kazancı çalışanlarla paylaşma zamanı. Bu uzlaşıyı da hep görüyoruz zaten 3-4 toplantıdır. İnşallah bu sene de öyle olur. Çünkü siz işçinizi mutlu edersiniz, onun refahını sağlarsınız, ürettiğiniz ürün ve hizmetlerin verimi artar. Yani daha çok kazanırsınız. Evet. İnsanlar da bu parayı alıp da hani yastıkların altına koymuyor ki. Gidiyor o ürün ve hizmetleri satın alıyor. Tabii. Geçen programda da söyledim. Onu da hani sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim de. Çünkü insanlar şöyle diyor. Ya işte oturmuşsunuz 4 kişi 15 bin lirayı yarım saat konuşuyoruz. Diyorum ki ben bu bir geçim ücreti değil. Yani geçim ücreti hesaplanıyor. Ne diyor? İşte 4 kişilik bir ailenin geçim ücreti atıyorum 30-40 bin lira. Bir bekar işçinin geçim ücreti işte 18 bin küsur lira. Tabii işte lira o koca koca firmalar, holdingler asgari ücrete gelen zammı ürün ve hizmetlerine fazla fazla yansıtırken evet. çalışanlarını da düşünseler ne kadar güzel olur. Yani aynen. asgari ücret vermek zorunda değilsiniz. Değil. Madem bunu yansıtıyorsunuz evet. ürün ve hizmetlerinizi, o zaman çalışanınızı da biraz alın ve yükseltin değil mi maaş olarak ve sosyal haklar olarak. Bu da kesinlikle. Çok sıkıntılı bir yani şey. Madem ben vatandaş olarak, tüketici olarak bunun bedelini ödüyorum, evet. o zaman sen de çalışanına bir zahmet o katkıyı şimdi yap bir patron olarak. Asgari ücretin özel sektör için şöyle de bir durum var. Devlette biliyorsunuz asgari ücret yok. Yani daha çok özel sektörde. Asgari ücretin üzerinde çalışanlara da bir belirleyici oluyor. Yani asgari evet. ücret bir zam aldığında diyelim işte asgari ücret 15.962 TL oldu diyelim. Normalde olanlar aynı oranda ve kendi maaşı 20 bin üzerinde, 25 bin üzerinde olanlar özel sektör için. Bu bir şey yok. Bunun için çok önemli. Zaten komisyonda, asgari ücret tespit komisyonda işveren temsilcisi de var. Burada devlet bazı muafiyetlere gidiyor. Kendisi elde edeceği işte gelirlerden feragat ediyor. Bu denge. Şimdi bu şeyde bir yıllık tespit edilecek. Evet. Edilecek. Yani ihtiyaç olursa toplantıya tabii çağırma benim, hakkı var hükümetten. Ve tabii yetkisi var. Benim gördüğüm enflasyon yani enflasyonu baskıya attırıp asgari ücret diye verilen bu zammın da erimemesi yönünde bir politika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Aynen. Yani şimdi siz 5 bin lira 10 bin lira veriyorsunuz ama enflasyonu etkiden dolayı 3 ay sonra bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Bu şeyde bunu da dengelemeye çalışıyorlar. Ana strateji bu. Yani asgari ücret en az bir yıl bu enflasyon baskını altında ezilmemesi lazım. Peki. İki şey çok önemli. Yani biz gazeteciler kamuoyunun yansıması olmak zorundayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu konuşmalarında belirttiği için söylüyoruz. Emekliler ve asgari ücretler büyük beklenti evet. içinde. Şimdi hazır emekliler demişken siz emeklilerle ilgili şu tablomuzu tamamlayayım açalım. İstersen. Lütfen hızlıca ama lütfen süremiz de kısıtlı. Bir geçim ücreti değil bir gösterge rakamı. Diyor ki bundan daha az verme ama bundan çok ver diyor. Çok doğru ama şey biz soruyorum. De bunu ver anladığımız için ücretler genel seviyesi bu asgari ücrete yaklaşmaya başlıyor. Biraz da uygulamada o yönde olduğu evet. için şirketlerin işine tehlike geliyor. Tehlike bu işte. Tabii yani doğru. öyle belki... algılama eğilimindeyiz diye. evet. Burada belki bu anlayış değişmesi diye. Lazım. Yoksa doğru. tabii ki 15 bin lirayla geçinilmez. Tabii. Bu bir gösterge rakamı, her şeyi belirleyen bir rakam evet. zaten. İşsizlik maaşından işte ev hanımlarının ödediği isteğe bağlı sigorta primine kadar. Evet. Yani SGK ve Bağkur emeklileri de bekliyor. Şimdi emekliler Farklı. Dediniz, emekliler evet. açısından şimdi enflasyon emeklinin Hı. direkt maaşını ilgilendiriyor. Hı. Az önce aslında asgari ücret dediğiniz gibi özel sektörü ilgilendiren bir kısım ama burada kamu işvereni hükümet. Yani burada patron tabiri caizse hükümet, memurun patronu hükümet. Dolayısıyla maaşı da o belirliyor. Burada da yasal olarak belirleyen enflasyon. İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammını 6 aylık enflasyon belirliyor. Bir uzun süredir de yani birkaç yıldır da ki pandemiden bu yana bir refah payı uygulaması da devam ediyor. Burada da bizim beklentimiz yine işte 5 aylık enflasyon 33-66 çıktı ki orta vadeli programla uyumlu bu. Öyle gözüküyor ki %65 tutacak ve %38-40 olacak. Onun üstüne ben bir 10 puanlık refah payı daha bekliyorum. Emekliye de %50 de zam bu... gelir diye düşünüyorum. Çünkü memura zaten %50 evet, gelecek. 49.90 ya. Küsur bekleniyor memura. Evet, yani bir de bu verim en düşük memur maaşı 22 bin lira. Seyyanen zam vardı daha önce 8 bin küsurat. O onun durumu ne olacak? Şimdi memura yapılacak zam o 8077 liralık rakam üzerinden yapılacak. Yani 22 bin lira ya şu anda en düşük memur maaşını oraya getirdiler. İşte %50 zam olursa 33 bin lira olacak. Ama burada ama maaşı memur emeklisine maaşı, o verilmedi. Orada bir tepki var tabii. Evet. Kök maaşı düşük olan SGK evet. ve Bağkur emeklilerinin durumunda konuşalım. Ben bu onlarla kök, ilgili. Bu kök maaş işine çok karşıyım. Bu kök evet. maaş işi her şeyi karıştırdı. Evet. Ve emeklileri Doğru. mağdur etti. Çünkü zam aldıkları halde maaşları 7500 liranın üzerine çıkamamış vatandaşlarımız görece olarak zam var. Almamış gibi onların oldular. Hakikaten çok ciddi sıkıntıları olduğunu da vurgulamış. Şimdi orada da kök maaşla ilgili iki formül var. Birincisi kısaca lütfen. Bu kök maaşı en düşükten başlayarak kademeli olarak arttırıp belki bu taban maaşa denkleştirmek. Taban maaşı da 10 bin lira rakamı konuşuluyor ama bilemiyorum inşallah daha fazla olur. Taban maaşı da yukarı çekmek. Ama oradaki tehlike şu. Siz 7500 lirayı diyelim ki 10 bin liraya çıkarttınız. 10.500 lira alan emekli açısından baktığınız zaman bir mağduriyet doğuyor. Onun da kademeli olarak yükselmesi lazım. Ama söylediğiniz çok doğru. Ben de o önemli aslında. Bu paraları veriyorsunuz ama bu paralar eğer sizin alım gücünüzü yükseltmiyorsa hiçbir işe yaramıyor. O yüzden de öncelik enflasyonla mücadele. Biz onu başardığımız zaman inşallah o zaman refahı hissetmiş olacağız. Tabii personel maaşlarının aslında ürün ve hizmete çok büyük bir katkısı olmadığını değerlendiren uzmanlar da var. Yani personel maaşını bahane edip, personel giderlerini bahane edip ürettikleri mala, satışını yaptıkları evet. mala ve hizmete de hakikaten hak etmediği kadar zam yapan tüccarları da burada kınamak gerekiyor. Evet. O onları ahlaki değil. Zaten orada Allah bir ahlaki sorunumuz var. Geçtiğimiz evet. akşam yeme içme sektöründen önemli bir markanın sahibiyle konuşuyorduk. O işte ücretlere yapılacak %50'lik bir artışın toplam ciroya %15'lik bir katkı yaptığını söyledi. Dolayısıyla hani %15 daha artıyor masraf maliyete ciroya demeyeyim maliyete %15'lik bir artış olduğunu söyledi. Dolayısıyla %50'lik bir asgari ücret artışı. Maliyetleri %15 arttıracak. Ama, çünkü... ama onlar fiyatlara %15 değil %25, evet. 35, 45 yansıtırlar. Hatta o yeri geldi %100 yansıttılar. Bu da hiç ahlaki değil. Yansıtırlarsa o zaman o refahı sağlarız. Peki. Işte. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür. Her birinize. Çok teşekkür ediyoruz Eray Bey size de. Değerli izleyiciler böylelikle arka planı bu akşam da noktalamış bulunuyoruz. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.